Eğer iyi niyet çerçevesinde devam edilirse güzel. Yok devam edilmezse yani işte burada tabii ki şey olacak, çürük elma her yerde var. Her meslekte, her işte alanda, her yerde çürük elma var. Bizde de olacak, var da. Burada da yani bu platform, bu geleceğin rehberleri platformu, şimdi 6 bin kişilik bir platform oldu. İlla burada da olacak. Ama önemli olan şu arkadaşlar. Bir, mesleğini ve meslektaşını ön planda tutacaksın. Ne olursa olsun. Mesleğini ve meslektaşının menfaatini ön planda tutarak hareket ettiğin sürece doğruyu yaparsın. Vicdanınla çelişmezsin. Çünkü vicdanın sana eğer gerçekten bu mesleği dava olarak, iş olarak değil de dava olarak görüyorsan sana her zaman doğruyu yaptırıyor. Bunu yaparken sanat, kızım 2 dakika müsaade eder misin bana? Konuşuyorum şimdi. Pardon. Şöyle, bunu yaptığınız zaman zaten şu olacak. Meslek örgütlerine de sahip çıkmaya başlayacaksın. Meslek kanununa sahip çıkmaya başlayacaksın. Önce kendi önümüzü temizlemeliyiz arkadaşlar. Her şeyden önce. Sonra etrafa bakmalıyız, diğerlerine. Bir de hani kusuru herkes söyler. Önemli olan kusuru kapatmak, tamam mı? Ayıbı örtmek. Bu çok önemli bir olay. Onu örtebiliyorsak, birbirimizin ayıbını örtebiliyorsak, şey yapmaktan ziyade, deşifre etmekten ya da ne derler ona, ifşa etmekten ziyade örtebiliyorsak, o zaman işte sen mesleğin ve meslektaşın için bir şey yapıyorsun demektir. Örtemiyorsan, zaten örtmüyorsan art niyet vardır. Orada birilerinin arkasından bir şeyler çeviriyorsun demektir. O zaman bir anlamı yoktur. Davanın da parçası olmazsın. Sadece bu işten faydalanmaya, nemalanmaya çalışan biri olursun. O kategoriye girmesini istemem hiçbir arkadaşımın. Bunu çok net görebiliyorsun camia içerisinde. Hani bir konuşmasından, bir cümlesinden bile anlayabiliyorsun insanların niyetlerini. Ama faydalı bir etkinlik şeyi oluyor, silsilesi oluyor. Hani bunu perçinleyen de bugün otobüste söyledim ben arkadaşlara. Diğer katılımcılar da aslında duysun. Bizim dönemimizde arkadaşlar biz ne 3 tane oda vardı o zaman, dernekler vardı. Yöneticileri de bulamazdık yani. Nerede göreceksin de şey yapacaksın falan böyle. Ya da duayen rehberlerle bir araya geleceksin veya rol model rehberlerle bir araya geleceksin. Bu imkansız. Ben hayatımda hiç abrenti çıkmadım mesela. Hiçbir tura, hiçbir bölgeye. Her yeri kendim öğrendim, kendim yaptım falan. Biz bunları görüp yaşadığımız için arkadaşlar böyle sıkıntıları ve genç yaşta da yönetici pozisyonuna, idari pozisyonlara geldiğimiz için özellikle Çanakkale'de bunu aştık biz. O yüzden okulla çok sıkı ilişkilerimiz oldu sürekli. Rehberlik bölümüyle ben derslere gittim, hocalar derslere çağırdılar. Orada derste anlattım, hocaların dersinde. Aldık sahada anlattık falan. Şey yaptık. Hani biz o sıkıntıları çektiğimiz için, problemleri yaşadığımız için sizleri çok iyi anlayabiliyoruz. Bu empati şeyimi söyledi arkadaşım bir tanesi. Evet, empati yaparım ben. Her zaman, hayatımın her aşamasında, bulunduğum her ortamda yaparım. O zaman doğru, sağlıklı sonuçlar alıyorsun yaptığın işte. Ve empati yaptığımız için de o sıkıntıları yaşayabileceğinizi öngördüğümüzden yardımcı olmaya çalışıyoruz her türlü, her konuda. Buna devam edeceğiz zaten. Şu çok önemli arkadaşlar, hani empati yaparak bunu anlayabiliyorsun, görebiliyorsun ama bu olayı biraz da perçinleyen, pekiştiren işte her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. İşte bu pandemi şerrinde de hayır olarak böyle bir güzel, iyi olarak, güzel olarak bu online görüşmeler oldu. Canlı yayınlar, Zoom olsun, Instagram olsun, Facebook olsun. Bunlar işte biraz da işsizlikten oldu. Herkes işsiz kalınca mesela ben normalde hiçbir şey yapamaz, zamanım olmazdı yani şeye. Ne Serhan Hoca'nın, ne benim, ne Suat Başkan'ın, ne de Serhat Başkan'ın, hiç kimsenin. Biz başımızı kaldıramıyoruz normalde. Ama işte bu pandemiden dolayı bu boşluk, evlere hapsolmuş olma bu şeyi artırdı. Zaman ayırabildik buna. Gençlerle, sizlerle bir araya geldik, konuştuk, anlattık, paylaştık.
Zaten paylaşımcı insan her zaman her yerde bunu belli eder. Şu anki TÜDEP yönetimindeki 5 kişi de paylaşımcı insanlar arkadaşlar ve idealist insanlar, dava adamı insanlar. Hal böyle olunca alttan da böyle istekli, iyi niyetli bir genç, dinamik bir şey gelince, böyle pozitif bir elektrik gelince oradan, o genç dinamik yapıdan, doğal olarak buna tepkisiz kalamazdık. Olumlu tepkiyle dönmek zorundaydık ve bu süreç işte şu anki sürece kadar geldik. Burada arkadaşlar son olarak şunu söyleyeyim ve kapatayım konuyu. Ben çok mutlu oldum. Bütün arkadaşlara, özellikle katılan arkadaşlara burada, tabii çok böyle kalbi bizimle olanlar da vardı, gelmek isteyip de gelemeyen herkese de inşallah kısmet olursa daha sonra, ben bu inşallah maşallah laflarını çok seven biri değilim, kısmet nasip şeylerine. Biz onlar Mustafa Kemal o konuda çok güzel bir söz söylemiş, hani bunlar Arapça sözlerdir. Bizim çok, bize çok şeyi yoktur bunların diye. Biz bunu söylemesinin sebebi şu arkadaşlar. Net, yani kesin, somut olan şeyler üzerinden gideriz. Yaptıysak yaptık, yapmadıysak yapmadık. Yani budur. Yine yaparız. Önemli olan zaman ayırabilmek, fırsat oluşturabilmek. Yine böyle gelmek isteyen arkadaşlar olursa ileriki süreçte yine düzenleriz böyle bir etkinlik. Yine yaparız. Biz her zaman açığız buna. Ama şunu ben şey istiyorum, hani rica ediyorum herkesten. Meslek kanununuzu iyi öğrenin arkadaşlar. Meslek örgütlerinize sahip çıkın. Meslek örgütlerinin yönetiminde 4-5 kişi oluyor. Bu 4-5 kişinin yapabileceği iş değil. Bu mesleği hak ettiği saygınlığa ulaştırmak. Onlar sadece temsilci. Yani her yere yetişemiyorlar. Herkes her şeye yetişemiyorlar. Hep beraber yol alabileceksek hep beraber alırız. Alamayacaksak zaten alamayız. Ne yaparsak yapalım. Ama şu var. Hiçbir şey yapmadan olmuyor demek benim en sevmediğim şeylerden birisidir. Nefret ederim. Olmaz. Olmuyor. Yok. Hani bir öneri sunulur. Yok ya, olmaz. Olurunu söyleyeceksin. Olmaz diyorsan bana öneriyle geleceksin. Sadece olmaz, hayır şeyini hiç sevmem böyle yapıda olan insanları. Onları direkt silerim zaten. Hiç dikkate almam bir daha. Ama ya işte böyle böyle yaptığımızda şöyle şöyle olumsuz sonuçlar oluyor, şöyle şöyle yaparsak daha iyi olur diyen insanlar benim gözümde benim üstümde insanlardır. Tamam, onları ben dinlerim, dikkate alırım, değer veririm görüşlerine, önerilerine ve hemen işbirliğinde bir şeyler yapmaya çalışırım. Bunu işte hepimiz bu şekilde hareket edebilirsek, o zaman okullardaki dersleri de düzenleriz arkadaşlar. Bununla ilgili bizim türev olarak çalışmalarımız var ama sanat, lütfen kızım. Bizim türev olarak çalışmalarımız var ama işte okullarda sizlerin de arkadaşlar bunları dillendirmesi gerekiyor. Hocam bu derslerin bize faydası yok. Okul yönetimlerine. Bize şu şu dersler olursa daha iyi olur. Bu bizim işimizi hızlandırır arkadaşlar. Sonuç almamızı. O zaman şunu başarmış oluruz hep beraber. Okullarda mesleğimizi icra ederken bize faydası olacak derslerin eğitimini almayı başarırız arkadaşlar. Bunun yolunu sağlamlaştırırız. Bu çok önemli. Yoksa şu an mesela biliyorum, hepiniz, birçoğunuz da biliyorsunuz, okulda aldığımız derslerin birçoğu meslek hayatımızda hiçbir işimize yaramayacak. Hatta yanından geçmeyen şeyler var. O yüzden bunları aşmamız lazım. Bunları aşmak için de topyekun hareket etmemiz lazım. Hem örgüt arkadaşlar, örgüt yönetimi, hem de okullarda bu dersler alanlar olarak siz öğrenci kardeşlerimiz, bunları dillendirdiği zaman arkadaşlar, o zaman yol almak daha kolay olacaktır. Bu vesileyle İbrahim'e, bu platforma çok emek verdi, oluşturdu. Teşekkür ediyorum çok. Katılan arkadaşlara zamanını ayırıp, katılan hatta şimdi dinleyen zamanını ayırıp, bizleri dinleyen arkadaşlara yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Tebrik de ediyorum böyle istekli olmak. Yani bu sahneleri görünce bizim iştahımız daha da kabarıyor. İsteğimiz daha da artıyor. Ve daha fazla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla katkı sağlamaya çalışıyoruz.
Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir ekipti. Hepsinin ileride ben gördüklerimi söylüyorum. Bu gelen 30 kişinin içerisinde çok böyle pırlanta olup ileride çok başarılı rehber olarak göreceğimiz isimler olacak. Bundan emin olun. O yüzden herkese tek tek teşekkür ediyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum. Yoldakilere de selamet de diyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Varsa sorunuz falan cevaplayabilirim. Onun dışında ben sözlerimi tamamlayayım bu şekilde arkadaşlar. Ben bölebilir miyim? Benim Tabii. Biz 3 gün boyunca düşündük ve Adem hocamıza bir isim takmaya karar verdik. Kendisine Çanakkale'nin Spartaküsü diyoruz. Kendi aramızda. Şu an sabah bizi getirdiğiniz yerdeyiz Adem hocam ve 10 kişi falanız burada. Hepsi size selam veriyor. Afiyet olsun Hala arkadaşlar. ayrılamadık. Teşekkür ederiz hocam. Hala ayrılamadık. Dediğiniz gibi burada tanıştık. Yani tabii ki platformdan tanışıyorduk ama hepimiz burada birleştik. Ama sanki her gün berabermişiz gibi davrandık. Bir ekip ruhu vardı. O yüzden tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum buradan, katılan arkadaşlara. En başta İbrahim hocamla Adem hocama teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Söyleyeceklerim benim bu kadar. Teşekkür ederim tekrardan. Teşekkürler Kübra. Herkese de selamlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de geleceğin rehberlerini desteklerinizden dolayı emeklerinize sağlık. Her zaman. Bir şey söyleyebilir miyim? Nazlı, müsaaden var mı? Tabii Mert. Yani ben de şunu söyleyebilirim Adem Hoca ile ilgili. Öncelikle Nazlı ile söyleyeyim. Hiç afiyet olsun değil, zevk zıkkım olsun. Orada çok eğleniyorlar biliyorum. Onun dışında Adem Hoca, yani turu şöyle gerçekleştirdik. Zaten bu bir normal gezi değildi. Bir eğitim turu niteliğinde geçti. Yani evet, yine tarihi, mitolojiyi anlattı, dinledik ama o an orada ne yapacağız? Ya da böyle bir şey olursa burada ne yapabiliriz? Kriz anını nasıl yönetebiliriz? Diye bunları bayağı konuştuk. Bu bizim için çok etkiliydi ve bir arkadaşımız da söyledi, onu tekrarlamak istiyorum. Adem Hoca turlarında da böyle yapıyormuş. Bizim turumuzda da aynı şeyi yaptı. Kendisi o tura gelirse nasıl mutlu olacağını düşünüp o turu öyle idame ettiriyormuş ve öyle de oldu gerçekten. Bize çok emeği var. Gerçekten çok emeği var. Yani birçok tura gittim şu ana kadar ama Adem Hoca'nın fedakarlıkları çok fazlaydı. Ya bu kendisi tevazu gösteriyor. Bunun için de teşekkür ediyoruz kendilerine. Lakin hiç tevazu gösterilecek bir durum değildi. 3 gün, yarın da 4 gün olmak üzere oldukça emek isteyen bir şeydi ve elinden gelenin fazlasını da yaptığına eminiz. Hakkını ödeyemeyiz diyemeyeceğim. Hakkını öderiz. Hepimiz birer rehber. Aa, ışıkları kapattılar. Hepimiz birer rehber olup onun hakkını ödeyebileceğimize inanıyorum deyip kapatıyorum ben. Çünkü anons edecekler. Sizi rahatsız etmek istemiyorum. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Oluruz bir şekilde ama iyi birer rehber olmak daha layık olabileceğimiz bir durum olur bizler için, geleceğin rehberleri için. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Konuşmayan arkadaşlardan da olabilir. Tura katılıp da konuşmayan. Arkadaşlar sorusu olan varsa alabilirim. Vaktim var şu an benim. Adem hocamıza sorusu olan arkadaşımız varsa. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. İlk önce İyi akşamlar öncelik. Tabii. Sesim geliyor mu şu an düzgünce? Geliyor. İyi akşamlar öncelikle. Ben Menderes Doğan. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Alak Kanat Kampüsü'nden 3. sınıf öğrencisiyim. Ben şey soracaktım. Gaziantep turuna katılanlardan birisiyim. Biz o gün Gaziantep'le ilgili öğrendiğimiz bilgiler haricinde genellikle rehberlikle ilgili bilgiler de öğrenmiştik.
Mehmet Severoğlu hocamız tarafından. Adem hocam, sizin de eğer bilginiz varsa acaba yapacağımız turlarda, ilerideki turların hepsinde hem rehberlikle ilgili hem de gezinin olduğu şehirle ilgili mi olacak? Yani eğitim turu mu olacak yoksa sadece gezi amaçlı olarak mı yapılacak? Bunu sormak istemiştim. Hangisini kastediyorsun? Hocam şu an yapılan ve ileride yapılacak tüm turlarda. Şöyle söyleyeyim. Bugün bu 3-4 gün yaptığımız program spontane gerçekleşti. Daha önce ben bir sizin bu Geleceğin Rehberleri platformunda Instagram'da yayın yapmıştım hatırlarsanız. Eğer böyle kısa bir buçuk saat, iki saat bir program yapmıştım. Böyle genel konuşmuştum o zaman. Ondan sonra İbrahim Hoca ile aramızda konuşmuştuk. Hani yapalım edelim böyle bir şey Çanakkale'de diye müsaitlik olduğunda. Sonra İstanbul'da bir toplandıklarını görünce arkadaşlarım ben. Hani burası yakındır diye düşündüm İstanbul'dan buraya. Orada bir iki tur oldu peş peşe. Mert Hoca ile bilmem neyle falan. İbrahim Hoca'ya dedim ki hani şeyse buraya kaydırabiliriz oradan gençleri. Gelebilecek olanları dedim. Ben de müsaitim bu hafta dedim. Onu şey yaparız. Hani bir tarih belirledik. Müsaitlik. Ondan sonra öyle bir hemen hızlı bir duyuru geçildi. Ve şey oldu hani bu spontane oldu biraz. Ve sınırlı yaptık. Hem pandemiden dolayı sayı sınırlı katılımla şey yaptık. Önce 2-3 araç yaparız diye düşündük ama sonra baktık belki sıkıntı yaşarız. O yüzden 30 kişiyle falan sınırlandırdım ben bir araç kapasitesinde. İbrahim Hoca'ya söyledim. Öyle yaptık. Ama sonraki gezilerde de yine bunun gibi eğitim amaçlı olur. Hani şey yani bunlar tamamen bu program tamamen burada spontane gelişen ve bireysel olarak benim Çanakkale'deki ikili ilişkilerimin iyi olduğu işletmeler olsun, şeyler olsun. Pardon. Arkadaşlar balkondayım. Araç geçiyordu o yüzden hemen bir durakladım. Şöyle ikili ilişkilerimin iyi olduğu esnaflar olsun, şeyler olsun, araç, acenta, ne bileyim restoranlar falan. İşte müze öğren yerlerinin tamamındaki yöneticilerle hepsiyle aram çok iyi, hepsiyle çok iyi tanışıyorum. Hatırımız da geçiyor çok şükür. Yani o yüzden kapalı olsa bile açtırma şansımız oluyor bazen. Ha, bu şeyimizi her zaman kullanmıyoruz ama şimdi böyle bir etkinlikte de kullanmak istiyorum tabii şey oluyor. Meslektaşlarımın menfaatine olan bir şey olacağı zaman tabii ki kredileri tüketiyoruz. Onun dışında ben hiçbir zaman kendim için çok iyi şeylerim var, kontaklarım var. Hem siyasi hem bürokratik olarak ama bunları hiçbir zaman kendim için kullanmadım bugüne kadar. Orada kredilerimi hep mesleğime, meslektaşlarım için kullandım. Kullanmaya devam ediyorum. Onları tüketiyorum. Burada da öyle bir durum oldu. Yaptık hani böyle güzel oldu. İki gün dedik başta. Önce bir gün dedik, sonra iki gün dedik. İki gün duyurduk ama buraya gelmeden böyle bir iki gün kala değil mi? İki gün kala mı? Bir gün kala mı uzattık üç güne? Bir gün kala uzattık üç güne. Sonra buradayken daha bugün, daha son durakta böyle adımlarken arkadaşlardan biri şey dedi hani arkadaş kimler kalıyor falan dedim ben bu akşam. Yarın ayrılacak var mı? Şey dediler hani program olursa kalırız diyenler oldu. Öyle deyince hemen ben bir daha sordum. Baktım yarın da benim bir küçük bir görüş aslında birkaç gündür ertelediğim bir görüşme var ama bir gün daha erteleyebilirim diye düşündüm. Arkadaşlardan 5-6 kişi biz kalıyoruz dediler. Öyle deyince yarın için de hemen uzattık. Yani uzatmanın uzatmasını yaptık. Bir gün daha uzattık. Diğer etkinlikler de böyle olabilir arkadaşlar. Burada ben hani katılanlara da söyledim. Her zaman biz açığız böyle şeylere. Yeter ki sizler şey isteyin. Bir şeyler yapmak isteyin. Mesleğe katkı sağlamak isteyin. Öğrenmek isteyin. Biz her zaman zaten görevimiz bizim arkadaşlar. Hani sizlere yardımcı olmak, yol göstermek, tecrübeler. Hani yol göstermek demeyeyim de bu biraz ağır kaçar. Biz de daha yolun başındayız. 15-16 yıl olmuş mesleğe ben gireli. Çok şeyim yok. Hani duayen rehberler dediğimiz kategori bambaşka bir kategori. Ben de henüz daha meslekte yeni sayılırım. 15 yıl ama çok şey değilim. O yüzden
yardımcı olabileceğimiz herhangi bir konuda. Ben aşabiliyorsam ben aşarım. Aşamıyorsam aşacak birini bulurum. Aştırırız bir şekilde. Yardımcı oluruz. Önemli olan sizlerin arkadaşlar bir şeyler istiyorsa istiyor olması, yapmak istiyor olması, başarmak istiyor olması. Hani futbol tabiridir ya da sporcuların tabiridir. Başarıya aç bir topçu. Hani böyle sönmek üzeredir. Şey olur. Tekrar böyle kendine gelip parlayacaktır. İşte mesela örnek verelim. Sizlerin yaşı belki yetiyor mu bilmiyorum. Hacı'yı hatırlıyor musunuz Galatasaray'a gelen? Hacı için herkes bitik demişti mesela ama Galatasaray'a geldi adam ikinci baharını yaşadı. Başarıya açtı çünkü. Böyle gittiği çok büyük kulüpler olmasına rağmen oynadığı şeydi. Çok onun açısından başarılı olmamıştı. Ama burada geldi Galatasaray'da 4-5 yılda, 4 yılda inanılmaz işlere imza attı. Avrupa oynadı, bilmem ne yaptı falan filan. İşte hani başarıya aç ya da öğrenmeye aç insanların. Her zaman bizim yanımızda yeri vardır. Biz paylaşmaktan hiçbir zaman imtina etmeyiz. Aksine seviniriz, hoşumuza gider. Ve destek vermeye gayret ederiz. Biz de motive eder aslında böyle şeyler. Diyorum yani karşılıklı arkadaşlar. Bir şey tek taraflı olmaz. Mesela az önce de söyledim. Arkadaşların böyle dikkatinin dağıldığı ya da şey olsaydı böyle hani verdiğim bilgiyi hak etmediğini düşündüğüm gruba ben mesela yine şey yaparım, dürterim, zorlarım almaları için ama baktım hiç olmuyorsa kısa keserim giderim. Böyle ana hatlarıyla anlatır giderim falan böyle. Ama burada bu hafta çok güzel bir ekip vardı. Gerçekten hem saygı, sevgi, o beraber güzel diyaloglar, hareketleri çok hoşuma da gitti. Uzaktan ben mesela ara verdi hani fotoğraf motoraf çekmek için ya da yemeklerde falan böyle şey yaparım. Biz gözlemleriz mesela öyle durumlarda. Yönetici kimliği olan veya idareci kimliği ya da ya da işte lider karakter olan kişiler genelde bunu yapar. Tamam, böyle kenara çekilir. Bir izler. Şey nedir? O aralarda dönen muhabbetlere şöyle kulak misafiri olursun, dudak okursun. Çok pozitif gördüğüm için o aralardaki şeyleri de, arkadaşlar arasındaki diyalogları. Ha dedim tamam, bunlar istiyorlar. O zaman biz de gereğini yapalım ve sonuna kadar ne verebiliyorsak bu zaman zarfında verelim diye yoğun bir şekilde bilgi yüklemesi yaptık. Overload'u doldurur biraz bu 2-3 günde. Ama onlar açısından değdiyse mutlu hani önemli olan zaten o. Ben zaten bu bilgileri biliyorum. Şey değilim ama önemli olan gelen arkadaşların buradan bir şeyler alıp gitmesi veya hem meslek adına hem meslek adabı adına hem bilgi olarak hem coğrafya olarak bir şeyler aldılarsa o zaman hani haz alırım ben. Yoksa ki aldıklarını söylüyorlar. Haz duyuyoruz. İşte bu da mesleğimizin arkadaşlar en güzel tarafı. Bir operasyondan sonra seninle ilgili feedbackler ya da feedbacklerdeki şeylerin pozitif olması sende haz duygusunu yükseltir. O da seni daha sonraki programlara, etkinliklere, turlara daha yüksek motivasyonla ve istekle gitmeni sağlar. İşte hani böyle bir durum. Daha ileride tabii ki programları yaparız. Yeter ki müsaitlik olsun. Yani imkanlar, şartlar müsait olsun. Yaparız. Hani ben her zaman yaparım. Ben münferiten buraya geldiğinde bile arkadaşlar turum varsa ben yanıma alırım. Öyledir yani ben yaparım. Benim turum yoksa da olan bir arkadaşın yanına gönderirim. Yaptırırım ona burada geziyi falan. Münferiten de gelinebilir. İlla şey değil. Önceden haberleşip hocam işte şu tarihlerde oraya gelmeyi düşünüyorum. Bir programınız var mı? Diyebilir bana birisi. Ben bakarım takvime o tarihlerde turum var mı? Ve o tura dahil edebiliyor muyum? O turun sorumlusuyla görüşüp ondan sonra ona dönüş yaparım. Benim turum yoksa veya oradaki karşıdaki ajanta ya da yetkilisi ya da tur lideri bana olumsuz yanıt veriyorsa o zaman burada turu olabilecek iyi rehber arkadaşlardan birisiyle görüşürüm, onun turuna dahil ederim. Yani bunu yaparım. Hani illa program olması da gerekmiyor böyle bir şey için arkadaşlar. Başka varsa soru
alırım. Hocam çok teşekkür ederim. Yanıtınız için. Sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederim. Evet bile 2022 yıllarda demiş. 2020 turizm gerçekten bir hayal oldu. Hayal deme işte hayal oldu bana ya. 2020'den ben fazla arkadaşlarımızın ses açacağımız sanırım. Kübra'dan sanırım. Başka eklemek isteyen ya da sormak istediğiniz bir soru var mı? Ben eklemek istiyorum. Sanırım yok. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Çok teşekkür ediyorum herkese. O zaman selamlar, saygılar arkadaşlar, sevgiler. İbrahim Hoca'ya da selamlar. Ayrıca siz şimdi paslaşırsınız onunla. Biz de yarın paslaşırız muhtemelen. Tabii hocam. Berfin kendine iyi bak. Tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Şüpheniz olmasın. Geleceğin rehberleri olarak gümbür gümbür geliyoruz. İnşallah. Selamlar herkese. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ve ayrılıyorum. Hadi bay bay. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada Instagram, YouTube, kanallarımızı, Twitter kanallarımızı takip etmeyi unutmayalım. Aktif öğrenciler her zaman kazanıyor. Bunu da unutmayalım. Yorumlarınızı, etiketlerinizi bol bol bekliyoruz. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.